göz alabildiğine uzanan geniş bir orman, kule gibi dağlar ve gizemli bir manzara. Burası Romanya'daki Karpat Dağları. Avrupa'nın son vahşi doğa parçalarından biri. Bu dağlarda yaşayan çobanlar sürülerini yüzlerce yıllık bir geleneğe göre otlatıyor. Vostina gibi bazıları sıra dışı bir köpekten yardım alıyor. Romanya, Karpat Çoban Köpeği. Burada çobanlar ve sürülerin en büyük korkusu, dondurucu soğuktan bile daha ölümcül olan, binlerce yıldır bu topraklarda hüküm süren ve vahşiliğiyle dünyanın en ürkütücü yırtıcılarından biri olan kurt. Ve size bu hikayeyi anlatacağız. Kurtlarla yaşamak. Hikayemiz bir kış ortası sabahı ormanın ortasında başlıyor. Sürünün lideri bir baskın kurt, çetesindeki erkeklerden birinin meydan okumasıyla karşılaşıyor. Bunlar çok sık yaşanan mücadeleler. Baskın erkek sürüde sık sık genç erkeklerin meydan okumalarına maruz kalır. Ama bir lider kolay kolay pes etmez. Ve bu ikisi eşit güçte görünüyor. Biri avantajı ele geçiriyor. Diğeri direniyor. Genelde bu kavgaların galibi sürü lideri olur. Ama bu defa değil. Yenilgiyi kabullenip geri çekiliyor. Ölüm ya da ciddi bir yaralanma olmadan kavga sona erdi. Sürüsüne dönüp alt sınıftan bir birey olarak yaşamaya devam edebilir. Sadece baskın erkeğin çiftleşebileceği dişilerden mahrum kalır. Ayrılmayı tercih ediyor, tek başına. Ama yalnız bir kurt olmak, açlık tehlikesini göze almak demek. Birlikte avlanabileceği yeni bir aile bulmak zorunda. Uzun mesafeler kat ediyor, günde 100 kilometre kadar ilerliyor. Doğduğu, çok iyi bildiği, yuvası olan ormanı terk ediyor. İleride terk edilmiş bir ahıra rastlıyor. En büyük düşmanı olan insanın kokusunu alıyor. Kurt, insanla yollarının kesişmemesine özen gösterir. Ama açlık onu mecbur bırakıyor ve yoluna devam ediyor. Romanya'nın bu engin ormanlarında yaklaşık 3000 kurt yaşıyor. Avrupa'da en kalabalık oldukları yer burası. Yine de yola çıktığı andan beri kurt dostlarının hiçbir izine rastlamadı. Ve hala bir şey avlayamadı. Oysa normalde günde 3 kilo et yer. Sadece kara bir kuş var ve gözü sürekli üzerinde. Kurt, onun varlığının nedenini hemen kavruyor. Karpatlar'da
Kargaya gökyüzü kurdu lakabı verilmiştir. Kurdun kuşa ilgi duymasının nedeni onu avlamak değil, kuşun harika bir işbirlikçi olması. Gökyüzünden av tespit etmek çok daha kolaydır. Kurt da onu öldürebilir, vücudunu paramparça edebilir ve kuşa birkaç lokma bırakır. Çıkarları birleşiyor. İki tür arasındaki bu ortaklık şaşırtıcı gelebilir. Yine de dünya genelinde birçok yerde görülmektedir. Kurdun olduğu yerde kargalar da fazla uzakta değildir. Birlikte kilometreler kat eder, birbirlerini hiç gözden kaybetmezler. Keskin gözleri ve duyarlı kulaklarıyla karga kurt için değerli bir rehberdir. Vahşi ormanın açıklıklarında tarım alanları ve otlaklar da var. Ve buralar insanoğlunun bölgesi. Elbette sürüleri de burada. Bu açık otlakta tam 300 koyun var. İki ortak işbaşı yapıyor. Karga bu yiyecek rezervini bulmakta zorlanmadı. Kurda gelince o da takipte. Çoban sürünün başında. Onun adı Vostina. 300 koyunu için yeterince samanı yok. Sürüsünü açık otluğa salmaktan başka bir çare düşünemiyor. Avcı rüzgarı karşısına alarak konuşlanıyor. Böylece kokusu varlığını açık etmeyecek. Sabırlı. En zayıf olanı tespit ediyor. Onun diğerlerinden ayrılmasını bekliyor. Ama bu sürüyü koruyan tek canlı insan değil. Sağlam, iri ve güçlü 5 köpek de bekçilik ediyor. İlginç derecede kurda çok benziyorlar. Bunlar dünyada eşi olmayan Romanya Karpat çoban köpekleri. Lupoidler adı verilen bu sıra dışı cins, kurt benzeri görünüşleri yüzünden çobanlarca tercih ediliyor. Kürk renkleri aynı. Ağız şekilleri aynı. Ve onlar kadar korkusuz, akıllı, hatta dayanıklılar. Karpat çoban köpekleri bu iki tür, yani orman kurdu ve taşra köpeği arasındaki bağlantı. Aynı familyadan, köpekgillerden türeyen çoban köpekleri ile kurtlar neredeyse kardeş sayılabilir ama düşman kardeşler. Çünkü Romanya Karpat çoban köpeği sürüleri saldırılara karşı korumak için eğitim alıyor ve bu işte çok başarılı görünüyor. Sürüleri ikinci aileleri olarak kabul ediyor ve tehditkar bir yırtıcının varlığını içgüdüsel olarak hissediyorlar. Gece gündüz daima sürüyle birlikte kalıyor, hiç yorulmuyor. Kurt da düşman kardeşlerini hemen tanıdı. Koyunlara ulaşmak istiyorsa bu muhteşem muhafızlarla yüzleşmek zorunda. 5 köpeğe karşı tek başına hiçbir şansı yok. Ama kendini onlardan biriyle karşı karşıya bulacak olursa galip çıkacağı kesin. Ve bu kavgada asla merhamet etmez.
Uysal görünüşlerine rağmen Karpat çoban köpekleri kurtlar karşısında hayatları pahasına da olsa geri adım atmamalarıyla ünlü. Yaşanan son saldırıda ikisi bir kurt sürüsü tarafından parçalanmış. O yüzden bu kış 300 koyun için sadece 5 köpeği olan Vostina tehlikenin pekala bilincinde. Destek olarak gelen iki yeni eleman var. Doina ve Aprik. İkisi de daha 4 aylık. Biri dişi, diğeri erkek. Romanya'da Karpat çoban köpekleri pek pahalı sayılmaz. Çobanlarca yetiştiriliyorlar ve genellikle daha iyi bir genetik karışım için yavruları değiş tokuş ediliyor. Çıraklıkları birkaç gün boyunca kapalı kalacakları koyun ağalında başlıyor. Bu sayede koyunlara alışık hale geliyorlar. Bu genç yaşta aşina olmadıkları bu tür karşısında başlarda çok çekingen davranıyorlar. Yavrular yavaş yavaş özgüven kazanıyor, daha cüretkar oluyor. Bu karşılıklı keşif döneminde yavrularla koyunlar korku ve samimiyet açısından doğru davranışları sergileme konusunda içgüdülerine güveniyor. İki tarafta bir adım ileri gidiyor, bir adım geri geliyor. Çıraklık bu şekilde başlıyor. Zaman içinde yakın bağlar kuruluyor. Bir süre sonra koyunlar yavruların varlığını benimsiyor. Ama kuzulara çok yaklaşmaları istenmiyor. Dışarıda yırtıcı hala çiftlik etrafında dolaşarak bir fırsat kolluyor. Şubat Karpatlardaki en soğuk ay ama koyunlar da bu ayda doğum yapıyor. Vostina sadece birkaç hafta içinde 200'e yakın doğumun gerçekleşmesini bekliyor. Dondurucu soğukta sürüden uzaklaşan genç koyunlardan biri hayatında ilk kez doğum yapıyor. Yardıma ihtiyacı var. Ve köpek onu koruyor. Deneyimsiz olan genç koyun da bundan ders alıyor. İçgüdüleri ona rehberlik ediyor. Hiç vakit kaybetmeden kuzusunu yalayarak kurutuyor. Kokusunu içine çekiyor ve onunla sıra dışı bir bağ kuruyor. Ama kan kokusu, koku alma duyusu insanınkinden 100 kat daha gelişmiş olan yırtıcıyı da bölgeye çekiyor. Uzanıp bekliyor. Yeni doğan bu yavru kolay bir av. Çoban köpeği her zamankinden daha dikkatli. Kuzunun hayatının ilk dakikalarına ortak oluyor. Romanya Karpat çoban köpekleri nesiller boyu bu davranış biçimini DNA'larına işlemiş. Bu sayede köpek ve koyun şaşırtıcı bir aile bağı kurmayı başarmış. Bravo.
küçük kuzu hayattaki ilk zaferini kazandı. Kışın ortasında kurtlar diyarında ayağa kalkmayı başardı. Her akşam olduğu gibi bu akşam da dişileri ağılın içine toplama vakti geldi. Onlar henüz doğum yapmayanlar. Ve her akşam olduğu gibi köpekler yine çit boyunca yerlerini alıyor. Çiftlik arazisinin kıyısında kurt tetikte. Bir açık bekliyor. Ama Vostina'nın köpeklerine güveni tam. Hatta hava kararırken onları yalnız bırakıyor. Çünkü acil bir durum var. Kuzu ağalında bir ufaklık az önce annesini kaybetti. Hayatını kurtarmak için çobanın bu dişiyi, öksüz kuzuyu kabul etmeye zorlaması gerekiyor. Yeni ortamlarına uyum sağlamaya çalışan yavru köpekler de olan biteni seyrediyor. Koyun genellikle kendine ait olmayan kuzuyu emzirmez. Çoban sakin sesiyle hayvana cesaret vermeye çalışıyor. Yuta, 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 yuta. Yuta, 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 yuta. Şine lumuşu, ne luta. Ne luta, lumuşu. Luta, 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 luta. Kış ayları çobanlar ve sürüleri için kritik bir dönem. Tıpkı koyunlar gibi dişi kurtlar da yılın bu döneminde yavrularını dünyaya getiriyor. Bu zamanda kurtların yiyeceğe daha çok ihtiyacı oluyor ve daha cesur davranıyorlar. Yılın bu döneminde saldırı sayısı artabiliyor. Böyle zamanlarda çobanın başka çaresi kalmıyor. Gece boyunca köpekleriyle oturup sürüsünü kollaması gerekiyor. Köpekler düzenli olarak çiftlik arazisinde devriye geziyor. Ve yetenekli bir taktikçi olan kurt uzanıp beklemeye devam ediyor. Başarma şansı yüksek olmadığı takdirde asla hamle yapmayacak. Ama şu an için köpekler gardlarını indirmeye niyetli gibi görünmüyor. Kurt köpek ya da koyunlardan birini aldığında Vostina ona bir lanet okuyor elbette. Hemen gidip kendine bir pompalı tüfek alabilir, kapan kurabilir ve tıpkı Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaptıkları gibi kurttan sonsuza dek kurtulmayı deneyebilir. Ama burada, Karpatlar'da çoğu çoban kurtlarla birlikte yaşamayı kabullenmiş görünüyor. Çünkü bu insanlara göre kurt, zorlu bir ortamda hayatta kalma mücadelesi veren akıllı bir yırtıcı. Tıpkı onlar gibi aslında. Uzaktan bir havlama duyuluyor. Bu bir işaret. Köpekler asla nedensiz yere havlamaz. Bu koyun kuzusunu doğurmak amacıyla sürüden uzaklaşmış.
Köpek tıpkı ona öğretildiği gibi yanında kalmış. Çünkü yeni doğan kuzu hala sürüye katılamayacak kadar zayıf. Savunmasız halde ikisi de ideal bir avdı. Ve köpeklerin dikkati olmasa, karanlıkta sürünerek yaklaşan kurt her ikisini de öldürebilirdi. Bu defa olmadı. Çiftliğe pek de uzak olmayan ormanlardan birinde karga gözcülük ediyor. Fırsatçılıkta üstüne yok ve kısa zamanda yeni bir av ihtimali beliriyor. Bu defaki pek bir korumasız. Yaklaşık 100 kilo eti olan genç erkek yaban domuzu bir süreliğine sürüsünden uzaklaşmış. Hayvana yakından bakmak için sokuluyor. Biraz daha yaklaşıyor. Biraz daha yaklaşıyor. Ortağına seslenme vakti geldi. Aç kurt için bu değerlendirilmesi gereken yeni bir fırsat. Çamur havuzunda keyfine bakan yaban domuzu aniden kanını donduran tanıdık bir koku alıyor. Hemen anladı. Bu kurt kokusu. Ve yaban domuzunun hayatta kalma el kitabında kurt sürüsünün hemen karşısındaki satırda "Mümkün olduğunca hızlı kaç" yazar. Ama yaban domuzu hatasını çabucak fark ediyor. Düşmanı tek başına. Durum birden değişiyor. Artık yaban domuzunun yeni bölgesini terk etmek gibi bir niyeti yok. Tek başına bir yaban domuzuna saldırmak kurt için son derece riskli. Çünkü bu kemiklerini kırabilecek bir hayvan. Ama çok aç. 100 kiloluk kas yığını anında karşılık veriyor ve kalın derili domuz ısırılmaktan da çekinmiyor. Kurt alışılmış taktiğine uygun olarak avını tacize başlıyor. Amacı onu bitkin düşürmek. Kargaya gelince o olup biteni anlamaya çalışıyor. Burada kim kimi avlıyor? Ama yaban domuzu kurda karşı avantajlı durumda. Üstün olan taraf o.
hiç zayıflık belirtisi göstermiyor ve teslim olmak niyetinde değil. Yaralanacak olsa tek başına olan kurt ölür. Mantığı ve hayatta kalma içgüdüsü onu vazgeçmeye zorluyor. Zafer yaban domuzunun. Kurt gidiyor. Bu uluma 10 kilometre öteden bile duyulabilir. Vostina'nın çiftliğine de ulaşıyor. Bu bir yardım çağrısı. Tek başına daha fazla dayanmayı başaramaz. Sürüsü olmadan avlanması, kurdu hırslarını ve taktiklerini tekrar gözden geçirmeye zorluyor. Bu duruma uyum sağlamak ve kendine uygun bir av bulmak için sadece birkaç günü kaldı. Ortaklıkları sona ermeden önce kuşun yeni bir av bulması gerek. Daha basit bir av. Ve işte tam da bu tarife uyan bir hayvan. Karga ortağına sesleniyor. Kurdun yardımı olmadan onları öldüremez. Tavşanlar küçük olsa da onun alt etmesi imkansız. Biri saklandı, tam şurada. Kara kuş bir kez daha av ortağına sesleniyor. Neredeyse bir haftadır hiçbir şey yemeyen kurt rezerviyle idare ediyor. İhtiyacını karşılamayacak kadar küçük olsa da bu ideal bir av. Bu tavşanın en ufak bir şansı yok. Bu tavşanın en ufak bir şansı yok. (Gülüyor)
Şimdi karganın sadece ortağının ona birkaç lokma bırakmasını beklemesi gerekiyor. Av taktikleri nihayet meyvesini verdi. İkisi de payını alıyor. Bu tavşan yırtıcıdan kurtulmayı başardı. Şimdi amacı mümkün olduğu kadar görünmez kalmak. Kurdun bölgesinde en iyi taktiklerden biri de bu olabilir. Tavşanların da hayatta kalma içgüdüsü gelişmiştir. En cesur ve en hızlı olanları diğerlerinden daha uzun yaşar. Ve bu bazı bireylerde keşif yeteneğinin tetiklenmesine yol açar. Kurtulmayı başaran tavşan kendine yeni bir cennet buldu. Tuhaf boynuzlara sahip olsalar da bu hayvanlar ona zarar vermez. Kurtların varlığı koyunların da uyum sağlama yeteneğinin gelişmesine yol açmış. Örneğin yeni doğan bu yavrunun kalkıp ayakları üzerinde durmak için sadece birkaç dakikası var. Doğdukları andan itibaren tüm koyunların yaptığı gibi o da sürekli tetikte, hep hareketli olacak. Onları sürekli dolaşmaya iten bu içgüdüsel davranış otlakların da korunmasını sağlıyor. Bu sayede koyunlar asla otları köküne kadar tüketmiyor ve ertesi bahar yenileri yeşeriyor. Çobanlar onları gözlemlemiş ve tüm türlerin faydalandığı bir ekosistemin dengesini korumak için kurtların doğadaki varlığına tahammül göstermeleri gerektiğini anlamış. Yeni doğan kuzularla yavru köpekler arasında artık karşılıklı bir güven oluşmaya başladığı kesin. Birkaç haftalık çıraklık sonucu aynı bölgeyi paylaşmayı ve gece gündüz yan yana yaşamayı öğrendiler. Bu da Doina ve Aprik'in koyunlar tarafından kabullenilmesini sağladı. Ama bağımsız tabiatları ve kavgacı içgüdüleri yine de sık sık ele avuca sığmaz, yaramaz birer ergen gibi davranmalarına yol açabiliyor. Yetişkin köpeklere katılıp onlarla oynama istekleri gitgide kuvvetlenmeye başladı. Dış dünyanın cazibesi şu ana dek kapalı ortamda büyüyen yavruları iyiden iyiye kendine çekiyor. İki kardeş özgürlüğün tadını almak için sabırsızlanır gibi duruyor. İşte gidiyorlar. Bölgelerini keşfedecekler. Gece boyu ayakta kalmak için gündüz vakti ara ara kestirmek gerektiği kuralını yavrular şu an için pek umursamıyora benziyor. Otlakta dolaşıyor ve umarsızca oyunlar oynuyorlar.
Yetişkinlere gelince onlar da bu yeni ve deneyimsiz bekçileri tanımaya çalışıyor. Doina ve Aprik yakında köpek sürüsünün bir parçası olacak. Ama şimdilik hala birer yabancılar. Şimdi yavaş yavaş ormanın iç kesimlerine doğru girmeye başladılar. Hiç farkına varmadan evcil olmayan dünyanın eşiğinden içeri adım attılar. Henüz kurt bölgesinde tek başlarına dolaşmanın tehlikesini kavrayamayacak kadar küçük yaştalar. Artık bu ormanda birer av haline geldiler. Kurt onları görüyor. Bu artık canına tak eden açlığını taze etle gidermesi için iyi bir fırsat. Yavrular aniden tuhaf bir koku alıyor. Bu alışılmadık, doğdukları andan itibaren birlikte yaşamaya başladıkları hayvanlarınkinden çok farklı bir koku. Sonra onu görüyor ve içgüdüsel olarak dehşete kapılıyorlar. Bu hayvan onlardan biri değil. Panik içinde kaçıyorlar. Ağıl göründü, nihayet. Köpeklerin bölgesine girince artık güvendeler. Kurtsa ormanın kıyısında duruyor. Tereddüt ediyor. Ve daha ileri gitmeyecek. Şimdi değil. Köpekler hala yakında. Fazla yakında. Ama kurt artık ideal bir av daha keşfetti. Yavru köpekler. Koyunlardan daha az korunuyorlar. Yetişkinlerden daha az tehlikeliler ve en önemlisi çok deneyimsizler. Yeni bir gece başlıyor. Ama bu akşam ilk defa Doina ve Aprik de yetişkinler gibi dışarıda kalıyor. Hala çok küçükler. Ama Vostina, sürünün desteğe her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu biliyor. Çünkü kurdun varlığı her yerde hissediliyor. Şu an için küçük köpekler en ufak sesten bile tedirgin oluyor. Deneyimli değiller. Ama şüpheli koku ve sesleri ayırmayı kısa zamanda öğrenmeliler. Yetişkin köpekler sakin.
Hey, ha. Çoban sesiyle endişelerini dindiriyor. Onların kendine fazla bağlanıp da asıl görevleri olan sürüyü korumayı unutmalarını engellemek için fiziksel temas kurmuyor ya da şefkat gösterisinde bulunmak istemiyor. Yine de bu akşam Vostina fazla tedirgin ve endişeli görünen genç dişiyi sakinleştirmek zorunda kalıyor. Saatler birbirini kovalıyor. Sis hafif hafif bastırıyor. Bu tehlike anlamına geliyor. Sis yırtıcının müttefiki, kurdun görünmezlik pelerini. Sis şekilleri bulanık hale getirir ve kokuları gizler. Köpekler, koyunlar, herkes tetikte bekliyor. Yabancı bir varlık hissediyorlar. Kuzu ağılında da huzur yerini endişeye bırakıyor. Birdenbire ulumalar başlıyor. Kurt ulumalarının tonunu ve perdesini sürekli değiştiriyor. Farklı yönlere doğru sesleniyor ve gitgide daha ısrarcı oluyor. Bu taktik saldırıya hazırlanan bir kurt sürüsüyle çevrili olduklarını düşündürterek köpeklerle koyunların yanılmalarını sağlıyor. Böylece köpekler arasında paniğe yol açıp hata yapmalarına, dikkatsiz davranmalarına yol açıyor. Ne köpekler ne de Vostina gece boyunca gözünü kırpmadı. Ama gün ışırken ne içeride ne de dışarıda hiçbir kurban vermedikleri de ortada. Çiftlikte sıradan bir sabah daha başlıyor. Vostina her zamanki gibi dışarıda diğerlerine katılmadan önce kuzularla annelerini doyuruyor. Dışarıda hala sis var ve kurt da kesinlikle etrafta dolaşıyor. Yılın bu zamanında ot azalıyor. Sürü taze otlaklar bulmak için köpekler eşliğinde dağlara doğru yola çıkmak zorunda kalıyor. Köpekler ne koyunları bir arada tutmak ne de onlara liderlik etmek için eğitim alıyor. Tek görevleri saldırı sırasında onları korumak ve başka hiçbir cins bu konuda ellerine su dökemiyor.
Bu zamanda köpekler, sürü ve çoban gitgide daha uzaklara çıkıyor. Peki ya bu kurdun insanın bölgesinin içine kadar girmesi için ideal bir fırsatsa? Buradaki her şey tüylerini diken diken ediyor. İnsanın kokusu, köpeklerinki, ağılınki. Bu tek başına bir kurt için oldukça riskli. Doğasına aykırı davranıyor. Ama koku alma duyusu şüpheye yer bırakmıyor. Yavru köpekler burada. Doina ve Aprik de bu kokuyu hemen tanıyor. Kurtla yaşadıkları o karşılaşma, kokusunu ebediyen hafızalarına kazımalarına yol açtı. En ufak ses çıkarmıyorlar. Artık hiç şüphe yok. Burada saklanıyorlar. Yavru köpekler, koyunlar ve kuzular. Onu görmemesine rağmen kurt avının kokusundan nerede olduğunu rahatlıkla tespit edebiliyor. Kuzu ağılı yavru köpeklerin bölgesi. Ve havlamak da savunmaya yönelik bir hareket. Onları kolay lokma olarak gören kurt büyük bir sürprizle karşılaştı. Kaçsa daha iyi olacak. Yavru köpekleri duyan yetişkinler de koşarak geldi. Bu yavruların ilk zaferi oldu. Korkularının üstesinden geldiler ve gerçek birer Karpat çoban köpeği gibi hareket ettiler. Yeni neslin de cinsin kalitesini aynen sergileyeceğini gösterdiler. Bu saldırılar Vostina'nın gündelik hayatının bir parçası. Bu köpekler koyunları korumayı başaramasa, insanoğlu Romanya kurdunun soyunu çoktan tüketmişti. Varlığını kabullenip aynı zamanda sürülerine zarar vermesine de engel olarak Karpat çobanları kurdu temel rolünde, vahşi hayvan sayısını kontrol etme görevinde tutmayı başardı. Kurt olmasa, geyik ve yaban domuzu birkaç yıl içinde tüm ormanlık alanı yok eder ve bölge çobanlarının geçim kaynağını tehlikeye atardı. Peki ya bu çobanlar ve muazzam köpekleri, vahşi ve evcil hayvanların bir arada var olmaya devam edebildikleri bir diyar oluşturmayı başardıysa? Bu akşam Vostina koyunlarını köpeklerine emanet etmeye karar veriyor. Bu akşam kendi başına kurdun bölgesine giriyor. Hayvanı hiç görmüyor. Ama onun daima civarda olduğunu biliyor. Ne dost ne de düşman. Çoban onun dünyasının bir parçası olmayı başarıyor.
Bu hikayenin kahramanları karşılıklı olarak birbirlerinin çıkarlarına ve bölgesine saygı göstererek yaşamaya devam ediyor. Günler geçti. Küçük avlarla yetinmek zorunda kaldı. Tek başına soğuk geceler geçirdi. Uzaktan birkaç tanıdık koku aldı. Ormanda birkaç kez cılız şekilde uludu. Susuzluğunu yağan taze karla giderdi ve ardı arkası gelmeyen arayışına devam etti. Dolaşıp durmaktan bitkin düştü. Ama sonunda onun gibi yalnız gezen dişi bir kurtla karşılaşarak yeni bir yaşama amacı buldu. Belki birlikte yeni bir baskın çift olacak ve bir sonraki nesli dünyaya getirecekler. Evcil hayvanlarla vahşi olanların yan yana yaşamayı öğrendiği Karpat Dağları'ndaki kurtların hayat hikayesi de böylece devam edecek. Ve umarız onları anlatmaya devam edeceğiz.